Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir YouTube videomuzla sizlerle birlikteyim. Tabii malum ligi bitirdik. Artık gözlerimiz tamamen nereye çevrildi? Transfere çevrildi. Başakşehir şampiyon oldu. Kutluyoruz. İkincilik mücadelesi devam ediyor. Üçüncülük mücadelesi devam ediyor. Ve küme düşme hattındaki mücadele de devam ediyor. O açıdan baktığımızda Ankara Gücü'ne de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Asansör takım olmamak için daha güçlü bir yönetim, daha akıllı bir stratejinin olması gerektiğini de vurgulamamız gerekiyor. Şimdi dönelim transfere. Transfere döndüğümüzde takımlarımızın çok ciddi ihtiyaçları olduğu bizzat takımları yönetenler tarafından söyleniyor. Yani sadece bizim açımızdan değil. Söz gelimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç divanda yaptığı toplantıda yani bizim en az 5-6 oyuncuya ihtiyacımız var diyor ama yorumculara baktığınız zaman 8-10 oyuncuya ihtiyaç olduğu gerçeğiyle yüz yüze kalıyoruz. Keza baktığımızda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın da benzer cümleler söylüyor. 8-10 oyuncuya ihtiyacımız var iddialı bir takım oluşturabilmemiz için diyor. Galatasaray'da anlaşması yapılan 6 oyuncu var ama daha üstüne konması gerekenler gidecekler gelecekler şeklinde konuşuluyor. Ahmet Ağoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı 4 oyuncuyla anlaştık, 2 oyuncuyla daha anlaşabiliriz diyor. Sadece 1 oyuncu göndereceğiz diyor. Bu da şu gerçeği ortaya çıkarıyor. Trabzonspor'un da 6 oyuncuya ihtiyacı var. Yani 6 oyuncu da Trabzonspor transfer edecek. Yani gözümüzü bir anlamda transfere çevirdik desek yanlış olmaz. Ve nitekim takımlarımız da bu manada baktığımızda önemli oyuncuları kadrolarına katmak için ciddi bir mücadele veriyorlar. Ve hatta şunu söyleyelim, belki de uzun yıllardır rastlamadığımız bir gerçekle karşı karşıyayız. Nedir bu uzun yıllardır rastlamadığımız gerçek? Takımlarımızın, özellikle büyük takımlarımızın aşağıdaki liglere çok fazla gözünü çevirmediğini biliyorduk. Ama bu kez durum öyle değil. Ciddi manada aşağıya gözlerini çevirmiş vaziyetteler. Hemen hemen 3. lig takımlarını çok yakından takip etmeye başladılar. 2. lig takımlarını çok yakından takip ediyorlar. 1. lig takımlarıyla zaten dirsek temasında olmaları gayet doğal. Çünkü arada sadece bir lig var ama 2 lig, 3 lig aşağısı da artık takımlarımızın yakın takibi içerisinde olduğunu vurgulayabiliriz. Şimdi bu bağlamda, yani buradan bağlayarak geçtiğimizde, tabii ki sadece 3. liglerden, 2. liglerden oyuncu transfer etmekle bu takımların ciddi ve büyük hedeflere gitmesi kolay değil. Ama o liglerden alınan oyunculardan da kazanımlar elde etmeye çalışıyor takımlarımız. Bu manada da yaptıkları işin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yabancı kuralının da bu konuda etkisi olduğunu söyleyelim. Şimdi hareketli takımlardan bir tanesinin Galatasaray olduğunu ve transfer gündeminde Galatasaray'ı ön plana çıkaracağımızı vurgulamak istiyorum. Şimdi Galatasaray malum Mariano'yu gönderiyor. Lines konusunda onu libero gibi kullanıyor. Yani ihtiyaç olan yere monte ediyor. Sol bek oynatıyor, sağ bek oynatıyor ama Mariano'nun gidişiyle net bir sağ beke ihtiyacı olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu manada elinde bonservisi olan Olympiakos'un sağ beki Omar El Abdullahi ile çok net bir şekilde görüşmelerin olduğunu, hatta oyuncunun Galatasaray'a gelme konusunda sıcak mesajlar verdiğini biliyoruz. Hatta bana kalsa anlaşıldı. Arada para pürüzleri var. Önce onları söyleyelim, oradan başlayalım. Para pürüzleri nerede onu vurgulayalım. Şöyle söyleyeyim, bir kere Olympiakos oyuncudan memnun. Ama az sonra açıklayacağım çok önemli bir olay var. Neden peki memnunsa gönderme çabası içerisinde ya da sözleşmesini uzatmıyor, onu söyleyeceğim. Aslında sözleşme teklifi var. Şöyle ki sözleşme teklifi var. Diyor ki Olympiakos, 750 bin eurodan 3 yıllık sözleşme sana teklif ediyoruz. İmzala, devam edelim diyorlar. Bir kere böyle bir teklifleri var. Peki Galatasaray ne teklif ediyor? Galatasaray da diyor ki 1 milyon euro yıllık ücretle, oyuncunun bonservisi elinde, 1 milyon euro yıllık ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayalım diyor. 28 yaşındaki oyuncunun isteği de 1,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme. Yani arada Galatasaray'la arasında oluşan pürüz açıkçası biraz maddi bir pürüz. Oralarda bir yerlere varmalarının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.
Peki oyuncu nasıl bir oyuncu? Yani Omar El Abdullahi bir kere söyleyelim, Norveç milli takımının 44 kez formasını giymiş. Norveç milli takımının birinci sağ beki konumuna gelmiş. İkinci ve üçüncü sağ beklerden üçüncüsü Linnes zaten. Onu da vurgulayalım ama burada Linnes'i çok da aşağıya atmamamız lazım. Malum biliyorsunuz lisansı çıkmadığı için oynayamadığından Linnes'in de önemli bir yeri olduğunu Norveç milli takımında vurgulamamız gerekiyor. Şimdi oyuncu nasıl bir oyuncu, onu anlatmaya çalışayım size. Bir kere çok kuvvetli bir oyuncu, onu vurgulayalım. Kuvvetli ve süratli bir oyuncu, hızlı bir oyuncu. Hızlı olması tabii çok büyük avantaj. Yalnız son 2 yılda bir kimlik değişimi oldu oyuncuda. Onu vurgulayayım size. Nasıl kimlik değişimi oldu? Bir önceki yıl işte 6 gol, 5 asist gibi çok önemli hamleler yapan bir oyuncuyken geçen yıl 1 gol 2 asiste kaldı. Bu da herkesi şaşırttı. Neden böyle oldu diye. Çünkü oyuncunun önünde işte zaman zaman işte burada Fenerbahçe'den giden Valbuena oynuyor. Zaman zaman başka oyuncular. Yani oyuncuya açıkçası savunma yönünde bizim sana daha çok ihtiyacımız var dendiği için oyuncu savunma aksiyonlarını daha ön plana çıkardı. Açıkçası şunu da söyleyebiliriz. Savunması da çok güçlü bir oyuncu değil. Net bir şekilde söyleyeceğimiz biraz ofansif bir bek olduğunu vurgulayabiliriz. Öyle söyleyebiliriz. Ama onun dışında ne tür özellikleri var onu söyleyelim. Bir kere sert ve isabetli şutlar çeken bir oyuncu. Gerçekten de çok isabetli şutlar çekiyor. Ve teknik kapasitesinin de iyi olduğunu net bir şekilde vurgulayabiliriz oyuncunun. Ama geçen sene ile bu sene arasındaki farkının geçen sene daha skora katkılı olduğunu, bu sene daha az katkılı olduğunu vurgulayalım. Onun sebebi de söylediğim gibi takımın oyun düzeni içerisindeki şekillenmeden kaynaklanıyor. Daha çok savunmada kalıyor. Ama Galatasaray'a geldiğinde hemen hemen söyleyebiliriz ki ofansif bek olarak Mariano'nun yaptığının benzerlerini yapacak özelliklere sahip. Ha şunu da söyleyebilirsiniz. Diyebiliriz ki yani şu anda Avrupa'nın en iyi bekleri arasında mı? Tabii o konuda çok iddialı konuşmamak lazım. Ama elinde bonservisi olan Mariano'nun yerini doldurabilecek özelliklere sahip bir bek de Galatasaray için kaçırılmaz bir nimet olarak görülüyor. Önce onu söyleyebiliriz. Peki hep olumlu tarafına da baktık. Bir de olumsuz tarafına bakalım. Hava toplarında boyu 1.79. Hava toplarında çok etkili değil. Ama tabii ki hava topu alması istenen bir oyuncu özelliği de yok ki Norveç milli takımında da oynuyor. Yani siz onu stoper olarak oynatamazsınız. Burada önemli bir nokta daha var. Oyuncu iki pozisyon daha oynayabiliyor. Orta sahada sağ orta sağ olarak oynayabilir. Yani o ikili oynuyorsanız ikilinin sağında oynayabilir. Sağ önde oynama becerisinin de olduğunu söyleyelim. Yani üç pozisyonlu oyuncu konumunda olduğunu vurgulayalım. Bu da çünkü çok önemli bir konu. Ha, defansif yönü zayıf demiştim az önce. Çünkü ofansif bekler defansif yönleri zayıf oluyor. Bu sezon onu geliştirebilmek adına, bu da takımın ona ofansif anlamda çok yüksek katkı sağlaması gerekmediği için, takım öyle bir beklenti içerisinde olmadığı için ofansif yönünü biraz arka plana itip defansif yönünü ön plana çıkarmaya çalıştı. Şimdi az önce dedim ki Olympiakos peki böyle bir beki neden bırakıyor? Norveç milli takımının beki, hatta Linnes'in önünde, yani Linnes 3. sırada orada. Sanıyorum Svensson var 3. sıraya gelmiş bir bek Linnes. Onun 1. sırasındaki oyuncuyu neden bırakıyor? İşte burada çok hayati bir bilgi paylaşacağım sizinle. Çünkü Olympiakos'un peşinde olduğu oyuncu Rafael. Rafael'in Lyon'la 2021'e kadar sözleşmesi var. Ancak Rafael'i Lyon kendine kulüp bulabilirsin diye serbest bırakıyor. Tabii bu arada şu da düşünülebilir. Neden kulüplerimiz Rafael'i düşünmüyor? Yani Olympiakos'taki Omar El Abdullahi'yi düşünüyor diye de düşünülebilir. Ama sonuç itibariyle yaş olarak 2 sene farkları olduğu gerçeğini de vurgulamam gerekiyor. Çünkü Manchester United'ın önemli bir oyuncusu Rafael.
Sonra da Lyon'a gitti ve Lyon'da bu sezon yani sözleşmesi eğer birisini bulabilirlerse gönderilecek oyuncular listesinde yer alıyor. 2021'de de sözleşmesi bitiyor oyuncunun zaten. Böyle bir durum söz konusu. O nedenle Olympiakos Rafael'i gündeme aldı. 750 bin euro teklif etti. İsterseniz buyurun imzalayın dedi Omar El Abdülayi'ye. Ama istemezsen gidebilirsin düşüncesi hakim. Şimdi burada iki önemli bilgi daha vermek istiyorum. Bir tanesi Galatasaray'a ne kadar yakın olduğunu gösteren bilgi. Geçen yıl orada oynayan, Olympiakos'ta oynayan Jimmy Durmaz arkadaşına bir mesaj gönderdi. Seni burada bekliyoruz, birlikte oynayacağız dedi. Yani Omar El Abdülayi ile ilgili bütün bu olayların gerçek olduğunu net bir şekilde buradan anlıyoruz. Galatasaray'ın onunla neredeyse iş bitirme noktasına geldiğini, küçük bütçe farklılıkları kaldığını oradan anlıyoruz. Bir önemli ayrıntı daha söyleyeceğim. Genelde yani bu konuda çok fazla yapacağımız bir şey yok. Önce o mu sonra bu mu demeden şunu söyleyeceğim. Oyuncuya devre arasında Fenerbahçe'de talip oldu. Çok net bir bilgidir Fenerbahçe'nin talip olduğu. Fenerbahçe Ocak ayında oyuncuya talip oldu ve işte İslan'ın gidişi, orada bir sağ bekin olmaması nedeniyle Omar El Abdülayi'yi sezon sonunda seninle anlaşmak istiyoruz diye bilgilendirdi. Ama o süreç içerisinde Fenerbahçe'nin tekrar hamle yapıp devam etmediğini görüyoruz. Bu arada Galatasaray'ın devreye girip oyuncuyla yakın temasını ve anlaşma noktasına geldiği bilgisini öğreniyoruz. Dolayısıyla yani bu transferde de bir anlamda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Ama bu kez Galatasaray çok çok önde ve Fenerbahçe'nin o devre arasındaki ilgisinin de kalktığını görüyoruz. Ama transfer sürprizlere her zaman açık. İmza atmadan hiçbir şey bilmek mümkün olmuyor. Hani bizde klasik bir söz var. İmza kurumadan transfer bitti diyemeyiz. Ama Omar El Abdülayi Galatasaray'da Mariano'nun, Lines'in yaptıklarını, hatta Lines'in üstünde bir bek olduğunu da söyledim. Yaptığını yapabilecek özelliklere sahip bir bek. Bir anlamda Galatasaray'a hayırlı olsun diyebiliriz ama imza kurumadan çok net cümleler kurmak bazen bizi yanılgıya düşürebiliyor. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve lütfen YouTube kanalımızı beğenmeyi ve özellikle de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın, futbolla kalın.